Akrones Termal Otel yolcu programını sunar. Kanal 3 ekranlarında yolcu programında ilimizin güzelliklerini ekrana taşımaya başlıyoruz. Ve bu hafta yolcu programında Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeyiz. Kırka beldesinde yapmış olduğumuz programda beldenin güzelliklerini ekrana taşırken insanlarla yapmış olduğumuz sohbette de Kırka beldesinin insanın sıcakkanlılığını ekrana taşıyacağız. Şimdi isterseniz şimdi hep beraber Kırka beldesine gidelim. Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı yeşili, doğası, doğal güzellikleri, tarihi değirmenleri ve masmavi göletiyle ön plana çıkan beldesi Kırka. Yapılan araştırmalarda Kırka ve civarında ilk yerleşimin tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanır. Belde ve çevresinde Hititlerle başlayan yerleşim sonra sırasıyla Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Selevkos, Bergama Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Sahibatoğulları ve Germiyanoğlu Beyliği ile devam eder. Belde 1300'lü yılların sonlarında Osmanlı topraklarına katılır. Kırka, Afyon-Karahisar il merkezine 36 kilometre mesafede yer alır. Tipik karasal iklimin hakim olduğu belde topraklarında verimli tarım arazilerinin çokluğu dikkat çekiyor. Yaklaşık 2100 civarı nüfusa sahip Kırka beldesinde ekonomik faaliyetler, tarım, büyükbaş hayvancılık ve nispeten arıcılık faaliyetleri çerçevesinde şekillenir. Kırka, yeşilin türlü rengine, geniş bitki florasına ve doğanın güzelliklerine ev sahipliği yapan bir belde. Ulaşım kolaylıkları, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve piknik mesire alanlarıyla Kırka, Sinanpaşa'nın popüler beldelerinden. Efendim Kırka'da yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda Kırka beldesine ait olan mesire alanına geldik. İnanın muhteşem bir manzarası var. Arkamda zaten göleti görüyorsunuz. Kırka göleti ve belediye buraya muhteşem bir şekilde mesire alanı kazandırmış. Hafta sonu ailenizle gelebileceğiniz, çocuklarınız için oyun grupları, parklar, park bahçeleri var. Burada piknik yapabileceğiniz alanlar ve keyifli bir hafta sonu geçirerek dinlenmiş şekilde evinize gidebilirsiniz. Belde sınırları içerisinde düzenlenmiş Kırka Barajı, sunduğu tarımsal sulama imkanıyla belde arazilerini sulayıp, üretimde verimi arttırdığı gibi baraj çevresinde yapılan düzenlemelerle oluşturulan Şehit Hakan Uykan Parkı da Kırka halkının ve beldeyi ziyaret edenlerin hoş vakit geçirdikleri bir konum haline almış. Kırka Barajı çevresinde birçok farklı türden ağacın ekilmesiyle düzenlenen Şehit Hakan Uykan Parkı'nda yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik masaları, mesire alanları, çocuk oyun sahaları ve dinlence noktaları mevcut.
olta balıkçılığına da imkan sunan Kırka Baraj göleti ve çevresi, özellikle hafta sonları, başta belde halkı olmak üzere komşu belde ve ilçelerden gelen piknik mesire meraklılarını, doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını misafir ediyor. Ramazan, sen de biliyor musun bilmiyorum da, hani diyorlar ya, Söğüt ağzının altına yatınca, oturunca biraz dinleniyorsun, ağrım varsa geçiyor diyorsun. Biliyor musun sen? Sen diyelim mi? Ben de bilmiyorum. Orada güzel bir Söğüt ağacı var. Gel oraya. Ramazan, yarım saat şurada dinlenelim. Ondan sonra yolcu devam edelim. Sen de otur, ben de oturayım. Şu Söğüt altına. Bir de rivayet doğru mu? Ona bakalım. Yaprağın sağına sonuna ikimiz de geçemedik Ramazan. Sen orada, ben burada biraz dinlenelim hadi. Şimdi burada otururken Ramazan da rivayete rivayet ekledi. Dedi ki abi burada oturmayla olmaz. Toprağa da değeceksin, toprağa oturacaksın, ağaca yaslanacaksın dedi. Bir de Ramazan rivayetlerine bakalım. Bakalım dediği gibi mi? Toprağa da oturalım, ağaca da yas, sırtımızı verelim. Ramazan, başka rivayetler yok değil mi? Bununla bitiyor. Tamam, böyle dinlenelim biraz. Efendim, yolculuğumuz Mesiran'a devam ediyor. Mesiran'ın içerisinde bir de tarihi taş değirmen var. Burada eski kullanılan taş değirmenler, eskileri burada. Ve Ramazan, içeri girelim. Taş değirmende neler var? Bir onları bir görelim. Kırkayı gezerken düğüne rast geldik. Ahmet kardeşimizin düğünü var. Aslında bir ay önce de Hakkı kardeşimizin düğününe bir gündeydik biz. Allah babanıza güç kuvvet versin. Allah, bir ayda iki düğün. Maşallah. Başkanı sordum. Başkanım, sırada bir tane daha var mı dedim. Var. Onu gerçek kaybım. Yok, otursun biraz diye. Şimdi Ahmet, sizin burada düğün sanırım sabahtan başlıyor. Sabah, düğünde normalde bir gün sonra asıl düğünde. Evet, takısıdır, şeydir. Ya bugün sabah da işte yemekler, kazanlar, eski adetlerimiz, örtü adetlerimiz oluyor. Öğlen saat 12'de, 1 arası ya 2 arası böyle camiden çıkışta falan yemek dağıtıyoruz. Sonra akşamüstü işte yine aynı eğlencemiz var burada. O oynanıyor yani. Ondan sonra kız evine gidiyoruz. Ya aslında baktığınız zaman salon düğünü daha basit. Ne bileyim, salon düğünü daha bir... masrafsız. Ha, aynen. Yani bu düğüne bakarsan... Daha masrafsız. Evet, çok bu masraflı biraz abi. Bizim ağır yani. Adetlerimize, göremize göre, yörelere göre her yer değiştiği için bizim burada da aynı değişiyor. Yani biraz ağır oluyor. Yani o düğün salonunda gidiyorsun 2 saat, 3 saat ama burada bizim 2 gün. 2 gece düğünümüz oluyor. Pazar günde gelin almamız oluyor. Yani 3 gün biz burada Ahmet, toplu şekilde. Tecrübeli var bu işin. Biz tecrübeliz o yani tecrübe olacak. Gibi anlatıyor burada kendisine. Şimdi Ahmet'i bekleyen eziyetler neler var? Sen bu eziyeti geçen ay çektin. Ne yapıyor eziyet damadı? Eziyet damadı her türlü yani altın, bilezik,
Damat şunu getir, damat bunu götür. Damat ne isterse yapmak zorunda mı? Yapmak zorunda. Kız evi ne isterse yapmak zorunda. Damat. Kız evi naz evi demişler. Boşuna dememişler. O zaman Ahmet'in iki gün çekeceğim var. Ahmet'in iki gün çekeceği var abi. Sen de neler çekti? Sen de ne hissedersin? Ben de fazla üzmediler beni daha ama doğrusu. Sen iki Kayseri'den aldın işini sen. Evet, bir gün burada oldu. Allah'ın adetleri bilmiyorlar. Adetleri bilmedikleri için benimki biraz daha hafif oldu ama Ahmet'in düğün daha ağır olacak ve Küçüyük kasabasından olduğu için Küçüyüklerin adetleri bize göre biraz daha ağır. Ahmet, acıyorum sana. Yani onların adetlerine göre bizim adetler biraz daha farklı. Yani şimdi bizim burada Kırka'da, daha doğrusu bizim eski adetler kalktı. Ama Küçüyük'te devam ama ediyor. Yine de yani bu eski yine adetleri var. Yaptırmaya, yaşatmaya çalışıyor. Evet, bu şekilde. Evet, aynen. Dedim yani salon düğünü basit bir düğün artık. Gerçi evet, biraz daha masraflı olabilir ama örf adetlerini yaşaması lazım. Şimdi biz de o için zaten Ahmet'in düğünü burada yaptık. Benimki düğün salonunda oldu. Ahmet'inki köyde örf adetlerimizi yapalım diye. Biz eski adetlere göre. Ben köyde duruyorum zaten burada. Olduğum için abi biz buradayız. Şimdi aşağı yukarı bütün köy herhalde buraya gelecek. Evet, gelecek. Için. Şimdi daha cuma namazından çıkış daha kalabalık olacak. Çünkü o zaman biraz daha yaşlı kısım. Ahmet, şimdi öğle yemeği verdin. Akşam mı yiyeceksin? Evet. Yarın bir daha var. Yarın hamam var. Buradan kız evini alıp oğlan evi birlikte hamama. Hamama. O ara sıra gelir traktörün üzerinde. Evet, ama o kalktı da şimdi otobüse döndü. Önceden traktördü. Şimdi otobüse döndü. Şimdi yarın saat 10'da binilecek buradan. Otobüse hamam hazır. Aynen, hazır. Her şey hazır. Her şey yarın gideceğiz. Muhtemelen gecek termal. Peki bu Sadıç mı? Sadıç ben. Eyvah, her türlü eziyet Her türlü eziyet bende. Yine ben çekeceğim. Kendi düğünümde çektim. Bunda daha çok tecrübeliyim. Şimdi sen damat olarak tecrübeli. Evet. Başkan. Başkan. Başkan, gelir misin? Bir başkan gelsene bir saniye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel başkan. Şöyle iki gururlu oğlun arasında seni ben bağlayayım. İşim var. Başkanım, abim. Allah başkanım olsun abi. Şimdi geçen ay Hakkı, bu ay Ahmet. Allah güç kuvvet versin dedik. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Nasıl oluyor şimdi başkan? Şimdi bir de şu var. Örf adetleri de yaşatmaya çalışıyorsunuz. Ve köy geleneklerine göre düğün yapıyorsunuz. Tamam. Ne diyeceksin başkan? Gereken yapıyoruz, yapacak şey yok. Şimdi başkan hep böyle hiç konuşmayı sevmez. Birini verdik, nasip oldu. Sırada? İkinciyi de veriyoruz. Sırada kız var, ona da daha 200 sene var. Şimdi dikkatimi çekiyor. Sen gireni çıkanı yazıyorsun. Ne yapıyorsun? Düğüne gelenleri hani baklavadır, çerez ya falan getiriyorlar ödünç olarak. Onları yazıyorum. Düğüne hediye gelenleri mi yazıyorsun buraya? Evet. Ne geldi şimdiye kadar? Mesela baklava getiren şimdi, oldu. Yakınlar baklava getiriyor. Yarım saatin bereketi ne şimdi? Onlara bakalım be. Yarım saatin bereketi yağ, baklava, şeker, çay, tel kadayıf. Şimdi abla bunlar yazılıyor. Evet. Şimdi düğün sahibi de giderken başka yere bunları mı götürüyor? Evet. Kim ne getirdiyse burada getirdiyse düğün sahibi de tekrar ona götürüyor. Aslında en önemli görev burada şu anda. Evet. En önemli görev bu. Bir de aynen. Şey görüyorum da kıyafetler hep aynı. Evet. Bunlar yöresel düğün kıyafetimiz. Kızlar gelin siz de. Evet. Gelin kız. Gelin. Bunlar yöresel düğün kıyafetlerimiz bizim. Ne özelliği ne bunun? Hepsi aynı. Evet, özelliği düğün kıyafetimizin olması. Hepsi aynı giyiliyor. Yani toplu bir şey oluyor işte. Şimdi aşağı yukarı kaç kişi bu kıyafette? Yani vardır. Bir 10 kişi vardır. Daha giyinmeyenlerimiz de var. Giyinmeyenler de var. Evet, aynı. Peki düğün sürecinde bunları mı giyiyorsunuz? Düğün şeyde bunları giyiyoruz. Gece de şey giyiyoruz. Elbise giyiyoruz. Bir ablam daha geldi aynı evet, kıyafet. Evet, başka ne özelliği var yani? Köy düğünlerinin bu Kırka'da özellik ne var? Diğer yerde farklı olan. Kıyafetimiz var.
Her yörede bunlar yok. Her farklı mıdır? Evet. Her yörenin farklı. Kıyafetimiz var. Ondan sonra ne bileyim işte bu var. Bu zaten dikkati bir şekilde. Evet. Uzaktan bakıyorum en yarım saattir. Bu. Yani, giren çıkan erzağım. Yazılıyor. Evet. Gelen erzağımız. En önemli şeyimiz bu. Ya neden bu önemli? Yani hak geçmesin diye mi? Yani ya hak geçmesin diye. Düğün sahibinin ihtiyacını gideriyor. O da öbür tarafta oldu mu o da onun ihtiyacını gideriyor. Aslında bir bakıma yardımlaşma. Da, yardımlaşma. Evet aynen bir bakıma yardımlaşma yani. Aman evet. Dikkat et. En önemli görev senin. Yemekleri yedik düğünde. Neler olduğunu gördük ve şimdi de gece Kırka'dan Küçüköy'e doğru gidiyoruz. Bu gece adeta kadınların değiş dedikleri oğlan evinden gelenler bunlar. Mahalleleri atarak şimdi kız evine doğru gidiyoruz. Barış şimdi karşıda da oğlun kız evi var. Burada büyük bir tane söz kavgası çıkacak. Dönersen orada da göreceksin şimdi. Eyvallah!
yapıyoruz. Şimdi o kadar laf attık gelirken. Evet. Burada o Ahmet'i oynattık. Evet. Kızı vermediler ki. Elimiz boş geri gidiyoruz. Bir daha geleceğiz. Yarın geleceğiz. Kaç gün gelip gideceğiz daha siz? Yarın geleceğiz. Kınım bir şeyimiz olacak. Kına gecesi olacak. Pazar gün 4'te gelin almamız olacak. Esiyet niye uzman? Bilmiyorum. Versin'e götürelim. Orman. İpiştireyim hadi hem de versin çabuk. Bakalım sor bakalım. Bunlar da güzellikler değil mi aslında? Herhalde evet, düğünün geleni iyi. Böyle bir güzellikler. Çinli daha ne olacak şimdi? Çinli, yarın. Bunlar bize mi, size mi gelecekler? Şimdi bunlar bize gelecekler. Ben de onun evi oldum şimdi de o yüzden bize gelecekler derken. İstemeye gelecekler şimdi. Aynen. Şimdi onlar bizden isteyecekler. He, şimdi biz gideceğiz. Biz de vermeyiz. Biz de vermeyiz. Ya. Tamam. Bu eziyeti biz de orada edelim. Edelim. Tamam. Tamam. Yapalım. Efendim sabah 9'da geldiğimiz Kırka Beldesi'nden gece 12 ve artık dönüş yolculuğu başladı. Sabah girerken dedik ki Kırka'nın, beldenin güzelliklerini onları size gösteririz ama tesadüf bir geldik düğün var. Ve düğüne dağıldık, gece 12'ye kadar düğündeydik. Aslında düğünde de çok güzel şeyler oldu. Buraya özgü düğünde neler olduğunu ekranda sizlere yansıttık. Aslında bir bakma yolcu programında yolculuğun nerede başladığı değil, yolun nerede bittiği önemli. Yolcu bu. Nereye gideceği belli olmaz. Dediğimiz gibi yolculuğa beldeyi tanıtacağız diye başladık. Yolculuğumuz düğünde son buldu. Efendim biz yolcu ekibi olarak Ahmet ve Zekiye kardeşimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ve başka bir beldede yolcu programı buluşmak üzere diyorum. Hayırlı geceler.
Akrones Termal Otel yolcu programını sundu.